yılında tebrik edelim. Hayırlı çalışmalar inşallah. Değerli başkanlarım, sevgili misafirlerimiz, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Bugüne kadar yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de takdir edersiniz ki bir eş, bir anne gerçekten her yönden çok çalışan, evinde de dışarıda da her şeyi idare edebilen bir insandır. Evimizin, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını sağlamak, birlik ve beraber, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu kadar, başka da bir şey söylemiyorum. Hanımefendiler, hoş geldiniz. Kadın Kolları İstişare Programımıza katkı sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adım Hakan Akbürün, OET'nin kurucu başkanlarımızdan. İlk günden bugüne kadar içinde bulunduğum bir teşkilat. Çok özveriyle, çok heyecanla çalıştığımız, elimizle bir yere getirdiğimiz bir teşkilatımız. Yeni dönem, yeni heyecan, yeni tabii ki herkes tarafından takdir edilir. 2,5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda yeni bir başkanımızla, yeni heyecanla, yeni teşkilatla. Gördüğüm kadarıyla OET'nin nasıl bir faaliyet içerisinde olduğu hakkında insanlarda bir bilgi eksikliği var. Yani biraz OET'de ne yapar, OET'nin amacı nedir, nasıl hizmet eder, nasıl... halkla bütünleşir. Biraz ondan bahsederseniz. Sosyal, kültürel ve siyasi yapısı vardır. Yani bizim asıl amacımız biz tabii ki siyaseti fazla önüne tutuyoruz belki ama böyle gerektiği için şu anda öyle gözüküyor. Ama esas yapımız sosyal, kültürel ve siyasidir. Bize diyorlardı ki biz görevliyken OET'de demek AK Parti demek diyorlardı. Ama biz hayır öyle değil, herkes için aynı eşit mesafede demiştik. Daha sonra şimdi böyle söylenildiği zaman bir tezatlık oluyor. Yani şu andan sonra açık ve net olarak söylenebilir mi bu? Ben size açık ve net bir mesaj verdim. Biz gücümüzü AK Parti'den alıyoruz. Ya bu bütün halka açık bir mesaj mı? Yoksa bütün halka açık bir mesaj veriyorum ben. Tamam. Gücümüzü AK Parti'den alıyoruz. Benim için daha güzel. Başka bir partiden almıyoruz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Böyle de olacak, böyle de devam edecek. İsminizin AK Parti olması da gerekmiyor. Biz gücümüzü AK Parti'den alıyoruz. Buyurun. Hakan Bey, 2 yıldır biz sürekli şu cevabı veriyoruz insanlara. Hayır, biz AK Parti değiliz. Arkamızda iktidardan destek aldığımız için AK Parti diye adlandırılıyoruz. Ama biz AK Parti için çalışmıyoruz ya da AK Parti diye nitelendirilmek istemiyoruz diyorduk 2 yıldır. Hani şu an neden bu kadar açık bu mesajı verebiliyoruz? Ama biz gücümüzü AK Parti'den alıyoruz. Onu anlıyoruz. Onu, evet, iktidar çünkü. Bunu OET'yi bilen herkes de biliyor. Ama hangi gücümüzü alıyoruz o zaman? Resmi olarak değilse güç dediğimiz neyi o zaman? Resmi gibi oluyor o zaman. Yani güç demek... Resmi gibi oluyor derken, şimdi bizim vatandaşlarımızın buradaki problemlerimizi biz hangi iktidar sayesinde çözüyoruz? AK Parti. Tabii ki hiç kimseyi halk şimdi... olarak görmediniz mi? İnsanların sosyalitesine bağlayalım. Şu anda bence bunu polemiğe çevirmeye gerek yok bence. Biz gücümüzü AK Parti'den alıyoruz derken Murat Başkan'ın ifadesi, bunu tabii ki gücümüzü alıyoruz derken farklı ifade edilir ve farklı anlaşılabilir. Arkadaşlar, bu OET'li teşkilatı sivil toplum kuruluşudur. Bizim adımız AK Parti değil ama biz AK Parti ile omuz omuza çalışan bir teşkilatız. Dolayısıyla gücümüzü oradan alıyoruz. Beyanımızda kısa bir süre önce taze başkan seçilen OET'de İsviçre yeni başkanı Murat Şahin Beyefendi ile birlikteyiz. Murat Bey, bugün kadınlara yönelik bir toplantı gerçekleştirdiniz ve yeni kadın kolları başkanınızı açıkladınız. Didem Hanım'ın sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasından ötürü. Öncelikle sizden yeni ismi ve önündeki kadın kolları projelerine bilgi alabilir miyiz? Öncelikle Posta ailesine teşekkür ediyorum bizi bugünümüzde yalnız bırakmadığı için.
Evet, eski kadın kolları başkanımız Didem Hanım sağlık sorunları nedeniyle aramızdan ayrıldı. Ama gönül isterdi ki kendisiyle çalışalım ama bilindiği gibi kendisinin sağlık sorunları nedeniyle aramızda istişare yaparak kendisini uğurladık. Yeni gelen başkanımıza da ben canı gönülden inanıyorum. Çiğdem İpek Hanım, kendisi de zaten teşkilatımızın kurulduğu günden beri teşkilatımızın içerisinde olan bir ablamız, bir kardeşimiz. Çiğdem Hanım kadın kollarımızın zaten olan projeleri vardı. Bu projeleri devam ettirecek. Kendisine başarılar diliyorum. Peki Çiğdem Hanım'la Didem Hanım'la bunu sonra soracağız. Biz UETD'den yola çıkalım. Yeni geldiniz. Kadın kollarıyla başladınız. Devamı nasıl gidecek bu oyun? İlk olarak kadın kollarıyla başlamak istedik. Çünkü kadının önemini hepimiz biliyoruz. Kadının elinin değdiği her şeyin daha düzgün olduğunu biliyoruz. İlk olarak teşkilatımızı daha güçlü bir hale getirmek için tabana kadar ineceğiz. Bunun çalışmalarını başlattık. Allah'ın izniyle 2 Kasım'a kadar bunu tamamlayacağız. Teşekkür ederiz. Başarınızın devamı diliyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. UETD İsviçre Kadın Kolları Başkanlığı'na yeni seçilen Çiğdem Hanım ile birlikteyiz ve Didem ablayla, Didem Hanım'la, Didem abla diyoruz artık. Bayağı bir röportaj yaptık uzun süre ve son galiba UETD röportajı artık Kadın Kolları Başkanlığı olarak. Başka alanlarda inşallah. Biz her zaman yine UETD'ye destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu işe gönül verdik. Sağlık sebepleri demek istemiyorum ama işte anne olma heyecanından dolayı tempomu biraz yavaşlatma gereği duyuyorum. Bu da mecburi tabii ki. Dolayısıyla UET'deki görevimden daha fazla koltuk işgal etmeme adına devir yapmayı uygun gördüm. Çiğdem Hanım da sağ olsun zaten başından beri beraber olduğumuz en yakın arkadaşlarımızdan bir tanesi, en tecrübelilerinden. Kendisine işte başkanımızla yaptığımız istişare sonucu olması konusunda da ortak karara vardık ve de bugün onun başkanlığını bir şekilde anons etmiş olduk. Çiğdem Hanım size hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle. Öncelikle Çiğdem Hanım'ı tanıyabilir miyiz? Yani Didem ablayı tanıdık şimdiye kadar, biz sizi tanıyalım. Kısaca tanıtayım. 1972 doğumluyum. 24 yıldır İsviçre'de yaşıyorum, Basel şehrinde. 4 tane kızım var. Çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldır UET'de ekibinde ben de varım kadın kollarında. Birlikte elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da devamını getireceğiz. Murat Bey toplantıda da seyretmişti, röportajda da söyledik. Olan projeleri bitirmek için devam edecekler ve yeni projelerden bilgi alabilir miyiz? Sizde ne tür çalışmalar yapacaksınız? Yarım kalan projemiz kimsesiz çocuklarla alakalı koruyucu aile programımız vardı. İnşallah onu tamamlayacağız. Farklı kadınlara halk eğitim merkeziyle alakalı bir programımız, bir düşüncemiz var. İnşallah onu hayata geçirmeye düşünüyoruz. Eğitim konusunda gençlerimizi bilinçlendirme ve bilgilendirme konularında seminerler, paneller yapmayı düşünüyoruz. Tarihle alakalı inşallah güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. İnşallah elimizden geldiğince eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Buradaki bayanların, gençlerin elimizden geldiğince ne istekleri varsa Allah'ın izniyle birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Peki kadro da yenilenecekleri düşüncem de benim. Nasıl ulaşabiliriz size? Kadın kollarından web sitesinden, Facebook'ten ulaşabilirsiniz. Evet. Yani şimdiye olduğu kadar devam edecek yani ulaşma yolları aynı. Zaten her şeyden önce Mehmetciğim bu teşkilatlarda, kurumlarda, kuruluşlarda, özellikle teşkilatlarda devamlılık esastır. Yani süreklilik esastır. Biz bunu hep vurguluyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Zaten eğer teşkilatlardaki görevler kişiselleştirilmediği sürece teşkilatlar başarıya daha çabuk ulaşırlar. Dolayısıyla hiç yarım kalmış proje diye bir şey de yok aslında. Bu projeler süre gelen projeler. Bunlar tamamlanacaktır. Tabii ki Çiğdem Hanım'ın kafasında olan yeni projeler gündeme gelecektir. Biz şimdi kadın kolları olarak birçok projeyi gerçekleştirdik. Bir kere her şeyden önce biz yeniydik. Yeni olduğumuz için de nereden yola başladık? Kadınları bir araya getirmeye çalıştık.
Herhalde sen de buna çok iyi şahitsin. İsviçre'nin, evet, İsviçre'nin dört bir yanından bütün kadınları bir araya gelerek biz yola çıktık. Daha sonra kadının, çocuğun, ailenin olduğu her alanda olduğumuzu, bu konuda her bölgeye ulaşabileceğimizi gösterme adına yine kadınla, çocukla, aileyle ilgili projeler hep beraber el birliğiyle yaptık. Bunlar katlanarak süre gelecektir. Dediğim gibi ekipler, kişiler hiçbir zaman kalıcı olmazlar. Hükümetlerde de böyledir, kurumsal şirketlerde de böyledir, teşkilatlarda özellikle böyle olmak zorundadır. Ben yeni yönetimde başarılı olacağına inanıyorum. Zaten kadın kolları olarak Çiğdem Hanım'a son derece güvenimiz büyük. O bunu en iyi şekilde devam ettirecektir. İnşallah. Sizleri utandırmayacağız inşallah elimizden geldiğince. Biz de çaba göstereceğiz. Didem Hanım'a çok katılıyorum bu konuda. Önemli olan uzun süre kalıp icraat yapamamak değil, kısa kalıp güzel şeyler bırakmak arkada. Sürekli değişmesi bence daha güzel. Yeni beyinlerin, yeni fikirlerin oluşması bakımından daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Didem Hanım'a teşekkür ederim şimdiye kadar faaliyetler için, evet, ve size de başarılar dilerim bu uzun yolda. Sağ olun Çiğdem Hanım'a. İyi olacağına inanıyorum, yürekten inanıyorum. Teşekkür ederiz.